radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Düş. Radyo için yazan Muzaffer İzgü. Yöneten Yalın Tolga. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: Nuri Münir Caner, Şefika Nurşen Girgin Koç, İhsan Dinçer Sümer, Salim Mehmet Ali Erbil, Nermin Deniz Alver, Nine Macide Tanır, Aysel Gülseren Morgan, Sevgi Gülseren Okburan, Polis Aktan Günal. Hoş bulduk anne. Aa, yorgun görünüyorsun. Evet, bugün iş fazlaydı. Hmm. Sabahtan akşama dek domates kasası, salatalık kasası taşıya taşıya canım çıktı. Of. Ah, haftalığımı aldım. İçinden harçlık almayacak mısın? Hayır, geçen hafta aldığım 50 liranın bir kısmı duruyor. Hadi elini yüzünü yıka da gel, acıkmışsındır. Peki. Hadi canım. Bak anne, yine yemek masasına peçete koymuşsun. Koyma şu peçeteyi. Ama oğlum, babam peçetesiz yiyemez ki. Babamı böyle tembel yapan sensin. Şımartıyorsun onu. Hadi oğlum, yine sinirlenme. Git elini yüzünü yıka. Hadi. Peçetesiz yemek yiyemez. Önce hafif bir çorba almadan yemek yiyemez. Orta kahvesini içmeden gazetesini okuyamaz. Filtreli sigaradan da başkasını içemez. Alışmış oğlum, alışmış. Ne yapsın? Sen alıştırdın anne. Yalan mı? Babam oturdu, sen konfeksiyonculara onu bunu diktin. Sen kazandın, o yan geldi yattı. Sen getirdin, o yedi. Şimdi de abimle ben getiriyoruz, o yine köşesinde oturup duruyor. Çalışayım demiyor. Ama oğlum, ben babanın çok mutlu günlerini de gördüm. O kocaman ev, o hizmetçiler. Biz görmedik. Biz niye görmedik? Çünkü babam yarınını hiç düşünmedi. Havlu orada. Nesi var nesi yoksa bir bir sarttı. Oturdu köşesine, çubuğunu yaktı. Öf be anneciğim, sana hiçbir sözüm yok. Sözüm yok ama niye okutmadı beni? Sen okumadın ki. Ben bilir miydim o yaşta? Orta ikiye gidiyordum. Okumayacağım baba dedim, okuma dedi. Vursaydı ya suratıma bir tokat, okuyacaksın deseydi ya. Yok efendim, büyük bilgin Edison okumuş mu? Yok falanca bilgin okumuş mu? Hadi bakalım, okumadık ama Edison olamıyoruz. Dinç maşallah daha, tuttuğu şeyin suyunu çıkarır. Niye çalışmıyor? Hadi otur sofraya, hadi. Alışmamış dedim ya, alışmamış. Bizim büyük annemize Safiye Hanım derlermiş. Kapısında 40 uşağı varmış. Sizin dedenize de Kasım Ağa derlerdi. Kapısında 50 uşağı vardı. Biz de Nuri Bey'in oğluyuz. Sırtımızda 40 kasa salatalık var. Nereye? Biraz uzanacağım içeride. Çok yorgunum. Sen misin Nuri Bey? Bak, baksana şuna, gördün mü? Bir kitap. Ama eski bir kitap. Biliyor musun konusu ne? Ha, biliyor musun? Bilmiyorsun ki. İlmi istihare. Kaç para verdin o kitaba? 50 lira. Sahaf tanıdığım. Ondan ucuz verdi. Şimdi bu kitabı okuyorsun. Sonra yattın mı düşünde işinin nasıl olacağını şıp diye görüyorsun. İlk iş şu bizim tarla işine bakacağım. Bakalım biz mi kazanacağız yoksa karşı taraf o mı? O tarladan elini yu. Hayır, yumam. Tarlanın tapusu 150 yıl önce benim dedemin üzerindeymiş. Yu diyorum sana Nuri Bey. Ne olur böyle şeylerle uğraşma. Battık Nuri Bey, battık artık. Kendin battığın gibi hepimizi batırdın. Konaktan küçük bu ev. Elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmazdık, çalıştık. Gece yarılarına dek çalıştık. Ama yalnız ben çalıştım, sen hep oturdun. Ama bu kitap sayesinde... Bırak hayalleri Nuri Bey, gerçekleri gör. Oğlunun biri kabzımal katibi, biri tüfek onarıcısı. Bereket oğlan akıllıymış da tutmuş askerlikte tüfek onarıcılığını öğrenmiş.
Kızsa kendi çabasıyla okumaya çalışıyor. Bak, bu kitaptan edindiğim bilgiyle bu akşam erkenden yatayım. Yarın sabah başımıza gelecekleri söyleyeceksin değil mi tabii? Tabii. Söyleyeyim mi ben sana? Bugünümüzün yarından hiçbir farkı olmayacak. Yarınımızın da öbür günden. Aynı, sabahları denizden karaya, akşamları da karadan denize esen yel gibi. Hadi o kitabı koy cebine de oğlan görmesin. Salim geldi mi? Erken gelmiş ya. Bugün hafta sonu. Çağırayım. Sofraya otur sen. Salim. Hadi oğlum, baban da geldi. Şefika, peçetem nerede? Yıkadım. Ama ben peçetesiz yiyemem ki. Ne olur bugün yiyiver Nur Bey. Hadi oğlum gel, yemeğini koydum canım. Canım istemiyor. Bir iki lokma alırsın ha. Abim biraz gecikecekmiş. Konuştuğu kızı sizlerle tanıştırmak için getirecekmiş buraya. Ha. Konuştuğu kız mı? Duydun mu Şefika? Kayınbaba oluyorum. Söyle anneme hazırlıklı olsun dedi. Neredeyse gelirler. Şefika. Temiz ütülenmiş gömleğin var değil mi Şefika? Var. Beyaz çoraplarım nerede? Orada sandığın üzerinde olacak. Baba. Kızın yanında bir şeyler anlatma yine. Ne olur onlara yapamayacağın şeyler için vaatte bulunma. Çünkü paran yok. Şefika, köstekli saatim nerede? Her zamanki yerinde. Oğlum bari bakkaldan bir şeyler al. Şeker, bisküvi falan. Kıza bir çay yaparız. Olur anne alayım. Yaka balinalarımı bulamadım. Nereye gidiyorsun sen? Bakkala gidiyor. Kız gelince bisküvi falan bir şeyler ikram olur edeyim. Mu canım? Hiç olur mu öyle kuru bir bisküvi falan? Dünyada olmaz. Yoksa şöyle acele tarafından bir pilav köfte falan mı yapsaydım olmaz, acaba? Olmaz. Hiç köfte pilav olur mu? Durun. Aklıma geldi. Kızı alıp şöyle hepimiz birden bir gazino ya. Tabii değil mi ya? Kıza şöyle görkemli bir şölen. Of Allah'ım of. Paran var mı baba? Nur Bey ne olur kızdırma sen oğlum. Canım gazino dedimse bir arkadaşım var. Şef garson. Çok eskiden beri ahbabımdır. Ona şey ederiz. Hadi oğlum hadi sen git hadi. Bu bizim ilk mürüvvetimiz olacak. Ben seninle evlenirken babam o korudaki konağı bağışlamıştı bize. Ben de diyorum ki şöyle bir ev alıp hediye edelim oğlumuza. Hangi parayla dedim Nuri Bey, hangi parayla? Bir çocuktan farkın yok senin. İşin gücün hayal hep hayal. Hep hayallerin mahvetti bizi. O büyük hayallerinin cüce birer kuklası olduk. Evet, kuklası olduk. Cüce birer kuklayız biz. Senin hayallerinin ipleriyle oynayan kuklalarız. Şefika, ağlıyorsun. Yeter Nuri Bey, yeter. Ben çekiyorum senin karnını ama artık oğlanlar çekmiyor. Canım, pekala. Anneciğim. En çok korktuğum sınavımı verdim. Aa, çok sevindim. Ağlamışsın anne. Yok kızım. Baban abilerin. İşte canım. Her günkü dirlik düzenlik. Ama kaç kez söyledim anneciğim. Babam hasta. Babamın hastalığını fakültede okuyoruz. Sıtmalıya niçin sıtma oldun? Veremliye niçin verem oldun diye kızabiliyor muyuz? Babama da kızmaya hakkımız yok. Sen gel de bunu abinle kardeşine anlat. Hadi otur da yemeğini ye. Ben de babaannenin yemeğini vereyim. Şimdi odasından başını çıkarır bağırır. Aklım başımda değil ki. Salim bakkala gitti. Abin konuştuğu kızı getirecekmiş biraz sonra. Kız bizimle tanışmak istiyormuş. Ne diyorsun? Demek işler bu denli ilerlemiş. Abimin yüzü evlendikten sonra belki biraz güler ha? Bilmem artık. Daha mı güler daha mı asılır. Kızı bizimle bu evde oturmaya razı etmeye çalışacakmış. Zavallı İhsan. Çok seviyor kızı. Şayet beni bırakırsa çıldırırım diyor. Ben babaannenin yemeğini vereyim. Ooo kızım gelmiş. Babacığım sınavımı verdim. Ne diyorsun? Tebrikler. Sahi sen de beni tebrik et. Kayınbaba oluyorum. Biliyor musun? Şöyle senin gibi cici bici bir kız daha bana baba diyecek ha.
Torunlarım olacak. Bir mendil, bir mendil şuraya. Biliyor musun Nermin, bayağı heyecanlanıyorum. Düşün, gelinimiz bizi görmek istemiş. Söylemiştir oğlum ona babasının kim olduğunu. Acaba yarış atlarımın olduğunu da söylemiş midir ha? Söylemiştir belki. 3 taneydi. Tuna, Suna ve Ateş. Ateş, Ateş gibiydi. Yarışlarda hep birinci gelirdi. Son girdiği yarışta bir harikaydı. Uçuyordu sanki. Tempo tutmuştu millet. Ateş, Ateş diye. Ama finale 20 metre vardı ki. Öldü değil mi? Evet, öldü. Ona büyük bir mezar yaptırdım koruluğun içinde. Genç bir delikanlıydım o zamanlar. Cıvıl cıvıl. Şefika'yı da at yarışlarında tanıdım. Bir seyisin kızıydı. Babam kırmadı, beni evlendirdi. Şefika! Şefika! Annen nerede? Babaannemin yemeğini götürdü odasına. Fıstıklı baklava istiyor. Salim bakkaldan gelsin de. Biliyor musunuz çocuklar? Ben şu tabakları hiç sevmiyorum. Karar verdim, 2 düzine altın yaldızlı tabak alacağım. Mendilimi takmadım daha. Gelinimiz geldi, gelinimiz. Şefika mendili yerine koymaz ki. Ah Şefika. Salim mi? Salim oğlum, babaannenin canı fıstıklı baklava istemiş. Fıstıklı baklava mı? Evet. Hafızdan al, Hafızdan. Onun baklavaları ağızda kurabiye gibi erir. Allah Allah. Hadi oğlum ne olursun, bak abin de gelecek, sonra onların önünde çıkar bağırır çağırır. Al para, al hadi. Peki, al. Peki. Abim kız geldiğinde babaannem odasından çıkmasın dedi. Olur, olur, olur. Şefika be, ne diyorsun, bu kol düğmeleri çok berbat. Bir altın kol düğmesi alsam mı ha, ne dersin? Geldiler, geldiler. Ay, ay şey kızım, şunu hemen kaldırıver çocuğum. Tamam anne, sen kapıyı aç. Nermin, duruşum nasıl ha? Bir kayınbaba gibi duruyor muyum? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel, buyur hadi, gel. Hoş bulduk. Öpeyim efendim. Sağ ol kızım, sağ ol. Annem, babam. Ben babası. Öpeyim efendim. Sağ olun efendim, sağ olun. Bu da kardeşim. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun, merhaba. Şöyle geçin çocuğum. Salim yok mu? Ninesine fıstıklı baklava almaya gitti. İhsan tutturdu, annemi babamı gör dedi. Efendim, İyi ettiniz efendim, çok iyi ettiniz. Efendim, bizim soyumuz ta saraya dek dayanır. Rahmetli dedem Kazım Ağa, onun karısı Safiye Hanım, ikisi de saraylıdırlar efendim. Kapılarında 40 uşak. Canım, kızımız bizim. Ne diyordum efendim? Kasım Ağa'nın babası rahmetli Mustafa Efendi birçok yerlerde kadılık yaptıktan sonra... Baba. Başınızı ağrıtmıyorum ya kızım. Yok değil efendim. Seve seve dinliyorum. Durun öyleyse. Baba, ben Aysel'i için getirdim. Tamam. Ali Paşa, bizlerin nasıl insanlar olduğumuzu göstermek için değil mi? Ben... İhsan'ın isteğiyle geldim efendim. Tanıştırayım dedi de. Seni anneme anlatmıştım Aysel. Öyle mi efendim? Anlattı kızım. Seni görmeden çok sevdim. Teşekkür ederim efendim. Ben de sevdim. Biliyor musunuz, biz annenizle düşündük, taşındık. Size bir ev almaya karar verdik. Ev mi? Tövbe. Ev mi dediniz İhsan? İstediğiniz gibi bahçeli bir ev. Baba. Yo. İsterseniz apartman dairesi alırım. Kızma oğlum. Anneniz nedense otomobile razı olmuyor. Neden bilmem. Belki de gençsiniz. Kaza yaparsınız diye korkuyor. Yo, yapmayız. İhsan söylememiştin bunları bana. Biz de bugün karar verdik. Az önce alacağımız halıların rengini bile düşündüm. Baba, ne olur sonra konuşalım bunları. Nerede kaldı benim fıstıklı baklavama? Nerede kaldı? Gel anne, gel anneciğim. Gel şöyle otur. Gel. Çek elini kız. Çek kutumun üzerinden, çek diyorum sana. Bu tahta kutunun içindekileri alacak. Sonra beni sokağa atacaksınız değil mi? Sizi gidi. Ne çek? Çekil kız, çekil.
Yedirmeyeceğim bunun içindeki mücevherleri işte. Size yedirmeyeceğim. Hayırsız evlatlar doğurdun gelin, hayırsız evlatlar. Şu oğlum olmasa. Nuri oğlum. Söyle oğlum anneciğim. Nuri. Gel anası öpsün oğlunu bir gel. Oh. Oh. Mis gibi kokmuş. Oo, kimin oğlu? Şu oğlum da olmasa beni iki günde kapı dışarı atarsınız. Anne. Kim bu? Gözüm de iyi seçmiyor. Öpeyim nine. Dur. Yaklaşma, dur bakayım. Sen kimsin kız? İhsan'ın nişanlısı anne. İhsan evleniyor anne. Evet. Torununun çocuğunu göreceksin. İhsan'ın çocuğu. Kendi gibi bir tane daha getirir dünyaya. Nine böyle konuşma. Hadi git sen yatağına. Çekil be. Çekil be. Uyu. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar hep uyutuyorsunuz beni. Oturacağım işte. Şöyle oturacağım. Bana bak kız. Sen kimin nesi, kimin fesisin? Bana mı diyorsunuz? Ya, tabii sana diyorum. Kime diyorum? Oh anam, oh bizim zamanımızda nişanlı kız kalkıp da oğlanın evine gelecekti ha. Anne. Oh, annesi be. Öyle ya, İhsan'ın İhsan'a benzeyen nişanlısı olur anca. Baba ne olur yatır şunu ineme hadi. Neden terbiyesiz, yatır nemeliymiş. Hepinizin gözü bu kutumda. Ama yok, oğlumdan başkasının zırnık yok. Bak oğlum Nurim, şu kutunun içinden bunlara zırnık koklatırsan iki elim yakanda olsun. Hadi Nuri Bey, ne olursun yatır şunu. Yok kız, fısır fısır, duymadın mı sanıyorsun? Yatır onu hadi Nuri Bey, yatır. Yatmayacağım işte, yatmayacağım. Asıl suç oğlumda. Nuri, şunlara iki laf etsene. Al şu bastonu. İndiriver kafalarına. Önce şu hain gelinimi. Anne, hadi gel odana gidelim. Ay anne diyen dillerini kurban olsun annen. Oy, kara kara saçlarını sevmiş annesi. Oh. Çatla da patla gelin. Güzel oğlum. Bir tanecik oğlum. Bak onlara. Zırnık vermeyeceksin ha. Ne olur ninenin kusuruna bakmayın. 10 yıldır böyle oldu. Kim bilir biz yaşlanınca ne olacağız değil mi? Hep burada mı kalır? Evet. Başka gidecek yeri yok ki. Oldu bitti, sevmez de beni. O yalnız kendi oğlunu sever. Yani babamı. İhsan bana söylememişti ev alacağınızı. İhsan, sevinmiyor musun? Seviniyorum da. Of. Anne. Ne olur bizi biraz yalnız bırakın Aysel'le. Tabii oğlum, tabii. Sağ ol. Bana bak Aysel. Buraya sen gelmek istedin ama daha çok da ben göresin diye getirdim seni buraya. İşte biz buyuz. Gördüğün gibiyiz. Orada bir ninem var, bunamış. Babam, kız kardeşim Nermin, sonra annem ve Salim. Salim 6 ay sonra askere gidiyor. O zaman evin tüm yükü benim omuzlarımda. İşte biz bu koşullar altında evleneceğiz. Bu harabe evden başka da hiçbir şeyimiz yok. Babam da hiç çalışmaz. Peki ya o şey, araba? Hayal. Hepsi hayal. Babam hayal içinde yüzen bir insandır. İşte sen bu eve gelin geleceksin. Hı? Ne diyorsun Aysel? Olmaz İhsan. Olmaz mı? Evet, olmaz İhsan. Söylemedim sana ama söyleyecektim. Benim babam ferşli yatalak. Annem yaşlı bir kadın. Ayrı ev tutup onları yanımıza almamız gerekli. Çünkü onlara ben bakmak zorundayım. Benden başka kimseleri yok. Onları da buraya getiririz. Olmaz. Olmaz mı? Ama sevgimiz, senin bana olan sevgin, benim sana olan Bu koşullarda sevgi de tez tükenir. Onlardan sonra geriye mutsuz bir çift kalır. Aysel ve İhsan. Allah
Kahretsin be Allah. Kahretsin. Ben gideyim artık. Götüreyim seni. Yok. Zahmet etme. Yolu biliyorum. Peki. Anne. Anne. Aysel gidiyor. Gidiyor mu? Ne oldu oğlum? Bir şey mi oldu? Niye gidiyor? Hoşça kalın efendim. Niye gitti oğlum? Bir şey mi oldu? Onun da bir yatalak babası, annesi varmış. Onlara bakmak zorundaymış. Tamam. Bunda düşünecek ne var? 200 bin sana, 200 bin Salim'e. Hadi koş, koş yakala gel Aysel'e hadi. Baba sen hangi paradan bahsediyorsun Allah aşkına? Arsa, o arsa. Bugün kahvede emekli bir yargıç söyledi. O arsayı kendi cebinde bil dedi. Baba ne olursun bu hayallerden vazgeç artık baba. Hayal? Peki şu kitap? Şu ilmi istiyare kitabı ne oluyor? Ne olur sok onu cebine Nuri Bey. Bitti işte. Her şey bitti. Nerede benim fıstıklı baklavam? Nerede? Nerede? Şunlara bak. Arpacı kumrusu gibi oturmuş düşünüyorlar. Analı kızlı oğlu düşünüyorlar oturmuş da. Düşünün böyle işte düşünün. Anne ne olur şu sıkıntımızda bir de sen böyle... Konuşurum ben. Anladınız mı? Konuşurum ben. Duydum kapıdan dinledim. Ne güzel. Babası evlendireymiş. Babası bakaymış. Hadi oradan hadi. Pis kokmuşlar. Oğlum Nurim. Nurim. Anası sevmiş onu. Anası pisler. Altın çürümez, asil erimez. Ben ve oğlum asiliz, asil. Ama siz bakır, bakırsınız. Çünkü anneniz teneke. Öf, nine. Hadi hadi, bir. Beni boğup da kutuma sahip olacaksınız. Mücevherlerime sahip olacaksınız. Bu kutuyu eline sürecek daha anasının karnından doğmadı. İçinde ne var merak ediyorsunuz değil mi? Oh çatlayın da patlayın. Çatlayın da açmayacağım göstermeyeceğim işte. Ama Nurime oğluma gösterdim. Nerede benim ayol fıstıklı baklavama nerede? Gel yavrum Nurim gel. Gel de annen sana kutunun içinde neler var göstersin gel Nurim. Pisler pisler. Gel benim güzel oğlum. Gel benim tatlı dilli oğlum. Bak 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 nasıl kıskanıyorlar. Ana ile oğlunun muhabbetine çekemiyorlar. Gel oğlum. Gel oğlum. Çileyi birlikte yoğuruyoruz anne. Bir gün biter inşallah yavrum. Elektrik yandı, oda aydınlandı. Yansın. Ama asıl yangın benim şuramda. Kızıyorum be abicim şu itfaiyecilere. Yangını söndürüyorlar da böyle yangın olunca. Bak abicim, yolda gelirken aklıma ne geldi biliyor musun? Kaçıralım. Anlamadım. Kaçıralım abicim. Aysel yengemi kaçıralım. Dur dur dinle. Şimdi var ya, dayanalım kapılarına. Gideyim ben varsa zillerine basayım zırrrr. Kapıları da açılsın şöyle kırrrr diye. Diyeyim ki yenge gel abim bir şey diyecek sana şurada. Atalım taksiye hemen. Olmaz Salim olmaz. Olur be abi. Olmaz. Kızın gönlü olmalı. Of be of. Bir kahve yapayım mı? Yap ama gürültü yapmadan yap. Uyuyor. Olur. Senden uzak gönüllerim. Zindan oluyor. Anasını sattım. Hasretin elemin bağrıma doluyor. Ulan
Aysel be, işte doluyor ki. Böyle doluyor işte. Kim bilir sen de mi ağlıyorsun şimdi? Yo, sen ağlama. Gözlerinin yaşlandığını istemiyorum. Senden uzak günlerim zindan. Yavaş ulan. Bir dakika ya. Yavaş. Abicim tüp bitmiş ya. Ben de soğuk kahve yaptım. Kahveyi soğuk yaptım ama aklıma böyle cezveyi tıngırda mıngır karıştırırken ne geldi biliyor musun? Çalalım abicim. Şu bizim ninenin tahta kutusu var ya. Onu çalalım. Salim. Dur dinle abicim. Şimdi ninem babama ikide bir bu kutu senin. Bu kutu senin demiyor mu? Tamam. Babam da bize miras kaldı sayalım. Satarız mücevherleri. Sen bir tüfek onarım dükkanı açarsın. Sonra da bir ev tutarsın. Olmaz Salim, olmaz. Olur ya, niçin olmayacakmış? Bak hepsi uyuyorlar. Çak bana sen bir işaret. İşte ninemin odası. Sen kapıda bekle. Ben hop güm. Bak sonra bir gün yengemi başka birinin kolunda görürsen yanar be abi. İçin yanar. Hadi zaman geçirmeyelim. Aha o da aha sen. Dur bakayım. Biraz düşüneyim bakayım. Karar ver be abi. Ninemin bundan sonra o mücevherleri takıp takıştıracağı yok ya. İşe yarasın bari o maden parçaları. Uyanıktır şimdi o. Uyanıksa... Aman nineciğim, üstünü örtmeye geldim nineciğim, iyi geceler nineciğim derim. Olur bir tebir. Bak, şu bendeki anahtar uyuyor kapıya. Hadi, gireyim mi? Şşşt, bak bak, açıldı bile. Salim, dur dön. Olur olur. Olmaz ya. Dur sen ya. Sen burada bekle. Kutunun nerede olduğunu biliyorum. Yastığının ucundadır. Bak tamam oldu. Ruhu bile duymadı. Şişt, hadi durmayalım. Gidelim. Bir otelde falan idare ederiz yarın. Nereye? Anne. Koy o elindekini aldığın yere. Sana anne. Koy dedim Salim. Bir insanı öldürmeye hakkınız yok. Ninenizi yaşatan o kutu. Hadi hadi. Koy Salim. Üzülme oğlum. Belki o babanın arsa işi olursa. Olmaz anne, olmaz. Ben yıllardır dinledim o arsa işini. Hala da dinliyorum. Alın koyduk bakalım. Gün doğmadan neler doğar demişler. Bak oğlum, kız kardeşinle konuştuk. Biz nasıl olsa idare eder gideriz. Sen bizim için mutluluğunu yıkma. Olmaz ana. Olmaz. Hayırdır inşallah. Polis. Bir şey mi var memur bey? Heyecanlanmayın hanım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Buyurun. Buyurun lütfen. Yoksa Salim'e bir şey mi oldu? Salim'in annesi misiniz? Evet annesiyim. Salim dün gece eve gelmedi de. Biz de onu arıyoruz. Onu mu? Neden? Karakola kadar gelmeniz gerekli. Komiserim öyle istedi. Karakola mı? Oğlumla mı ilgili? Evet, oğlunuzla ilgili. Hay Allah, nedir bu başıma gelenler? Mantomu alayım da bir dakika lütfen. Sen de kimsin? Trenci mi yoksa postacı mı? Ben mi? Ben polisim nene. Ne polisin ha? Şşt, bana bak biliyor musun? Bu evde hırsız var. Bu kutuyu görüyor musun? İşte bu kutuyu. Şimdi ben bu kutuyu şöyle yastığımın baş ucuna koymuştum. Sonra da şu bastonumu iki parmak arayla komuşum. Bir uyandım baktım ki ne oldu?
Bir uyandım ki 5 parmak olmuş. Anladın mı? 5 parmak olmuş. O kendi kendine oynamıştır nene. Allah Allah. Sen bu işi soruşturmaya gelmedin mi evladım? Bu kutu. Bu kutu. Kedi mi ki durduğu yerde kendi kendine oynasın? Oynatmışlar kutumu. Oynatmışlar. Sen o kutunun içindekileri bankaya koy nene. Neyse içindekiler. Hadi gidebiliriz memur bey. Aa, gidelimmiş. Kız polis buraya benim için geldi. Anneannesi. Polis evladım nereye gidiyorsun? Hani gözün çıksın he mi gelin? Ne olacak seysin kızı işte. Ay kutu kutucuğum. Ay. Hepsi gittiler. Hadi seni içeride açayım da şöyle bir bir bakayım. Pandan diflerime. Güzelim incilerime, yakut yüzüklerime. Oho, ne güzel şunlara bak. Sesleriniz bile. Ne güzel. Benim sarı samurlarım. Benim pırıl pırıl pırlantalarım. Gören olmadı değil mi girerken Salim? Olmadı olmadı. Evde kimse yok galiba. Ay evinizin içi böyle demek. Evet ama niye böyle güldün? Gelini oldum artık bu evin. Biliyor musun Salimciğim? Çok seviyorum seni. Göster bakalım ne kadar sevdiğini. Kollarını aç göster. İşte. Senin beni ne kadar sevdiğini göster. Aç aç aç. Ah pencere. Cadde gözükmüyor ya buradan. Yo. Çok hoşuma gitti burası. Bu evde annem var, babam var, abim var, kız kardeşim var. Şu odada da ninem var. Ah nine mi? İçeride mi? Öpeyim elini gidip hemen öpeyim. Yo. Dur sonra öpersin he. Ay şimdi öpeyim. Bak sevgi sana nasıl anlatsam ki sen başına buyruk olamayacaksın bu evde. Bir şeyler yaparken onların fikirlerini de alacaksın. Yo sen hiç merak etme sevgilim. Ben sevdiririm kendimi. Şimdi bak ne yaparım biliyor musun? Biraz anneciğim. Biraz da şöyle surat. Hı? Bak suratımı böyle asar sonra bir gülüveririm. Baban aksi mi? Bırak şimdi sen babamı. Ay aksi demek baban. Ama olsun. Ben onu yumuşatırım. Biraz da babacığım biraz da surat. Sahi hangisi bizim odamız olacak? Odamız mı? Odamız ya. Salim'le Sevgi'nin odası. Aha sesi. Salim Sevgi. Sesi. Ya. Ay filmler gibi. Hangisi odamız olursa her tarafını mavi kağıtlarla kaplayacağım. Sonra duvara da kocaman bir ayna. Hangisi? Şu mu yoksa bu mu? Yok şu odada büyük annem. Yani ninem var o orada olmaz. Şurada da abimle ben yatardık. Orası annemle babamın. Şurası da kız kardeşim. Biz dışarıda mı kaldık? Yok canım galiba annem babam onlar şey ederler. Salonda yatmak zorunda kalacaklar. Babam salonda yatar mı yatmaz mı bilmem ama... Ay baban çok mu aksi Salim? Sonra anlatırım he görürsün. Yarın ne pişireyim sana hayatım? Ne mi pişireceksin? Tabii kocamsın artık şekerim. Senin yemeğini düşünmem gerekli. Ay vallahi yıldırım aşkı dedikleri bu. 2 hafta içinde tanıştık, konuştuk ve evlendik. Aynı fotoğraflardaki gibi. Kocanım ama daha resmen değil. Sahi. Nikah şekerimizi nasıl yapalım biliyor musun Salimciğim? Hani kuş kafesi gibi olanlar var ya. Onlardan yapalım. Şimdi kız arkadaşlarım şaşacaklar. Hele Nimet. Biliyor musun ben Nimet'e sizin evi gösterdim. İşte ben bu eve gelin olacağım dedim. Ay vallahi inanamıyorum Salim evlendiğimize. Salim biz evlendik değil mi hayatım? Ay çok durgunsun nonoşum. Sahi gelinliğimi pembeden yapalım olmaz mı? Hey! Kim var orada? Nine bu mu? Evet. Öpeyim ninem öpeyim. Ay sen kimsin kız? Salim'in karısı. Evlenecek kadar oldu mu o serseri? Nine. Salim çok iyi çocuk nineciğim. Ben onu çok seviyorum. Hadi ne haliniz varsa görün soysuzlar. Nine ne olur gir odana hadi. Bak bastonu yapıştırırım ha. Canım ister giderim istemezsem gitmem. Bu ev benim. Onun mu Salim? Tabii benim ya benim. İstersen bunları bir bir kapının dışına atarım. Pis serseriler.
Baba parası yiyenler. Nine. Aa Salim. Gel benim tatlı nineciğim. Gel benim şeker nineciğim. Oo, benim nineciğim. Sevmiş torunu onu. Ben de sizin torununuz sayılırım. Dur bakayım kız dur. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Bakayım şöyle. Asil bir kıza benziyorsun sen. Biz mi? Çok asiliz nine. Belli belli. Gel benim tatlı nineciğim. Yatırayım seni. O da burası. Şöyle ama anneciğim tutayım seni. Dur kız dur. Kutuya dokunma kutuma. Dokunma anneciğim dokunma. O kutuda neler var Salim? Mücevherleri. Mücevherleri mi? Gerçek mi? Gerçek ya. Hep yanında taşır. Yatarken bile koynundadır. Ay, birini ikisini vermez mi acaba bana? O sıtmasını bile vermez kimseye. Annem galiba. Sen şu odaya geç. Ben annemle konuşurum. Yok canım. Dur önce öpeyim. Öpeyim anneciğim. Anne mi? Anlayamadım. Biz şey ettik. Yani anne, Salim'le. Anlatsana Salim. Çok mutluyuz. Söylesene Salim çok mutluyuz. Oturun oturun. Karakoldan geliyorum. Ay demek haber almışlar. Hınzır nimetin işidir. Babası orduydu. Benim babam. Ne dedi? Hiç adamcağız çok üzgün. Her şey doğru yoldan olsaydı. Gerçi kız 18'ini geçti ama her şeyin doğru yoldan olmasını isterdim dedi tabii. Nikahı demiştir babam. Biz Salim'le düşündük bile. Nikah şekerini bile düşündük. Kafesli olacak değil mi Salim? Ya. Tek kızım mutlu olsun da dedi. Çok mutluyum. Anne biliyorum zamanı değildi ama ben... 20 ay askerlik ne ki? Geçer. Geçer kızım geçmesine ama tüm yük abinin omuzlarına binecek. Zavallı ihsanımın. Zavallı mı niye? Onun da sevdiği bir kız vardı ama olmadı. Kara sevda işte. Kara sevda mı? Evlensinler. Sen biraz şu odaya geçer misin sevgicim? Peki. Niye yaptın bunu oğlum? Biliyorum anne. Büyük düşüncesizlik. Ne iş yapar babası? Seyyar satıcı. Ama bakma sen ona anne. Deli dolu ama çok temiz bir yüreği var. Gizli kapaklı hiçbir şey yok. Her şeyi yapacak. Abim nedir acaba bu işe? Ne diyecek? 5 kişinin doyduğu yerde 6. kişi de doyar diyecektir. Babam ödemez mi acaba? Bize şöyle bir düğün falan. Neyle oğlum neyle? Sabahleyin çay kahve parasını bile benden alıp gidiyor. Anasından istesin. Ninemden. Çıkarsın 1-2 şey verse kutusundan. Ne öyle demesi kolay değil mi? Ver şimdi bunları. Az sonra kızı al götür evine. Ne olur. Anneciğim bu... Şöyle basit bir düğün salonu tutup da hani... Olur oğlum olur yaparız bir şeyler. Ben haber vereyim. Sevgi! Bu odayı beğendim Salimciğim. Anneciğim bu odayı bize verir misiniz? Olur kızım. Olur. Yaşa anneciğim. Ay, çok teşekkür ederim. Ben odamızı bir süsleyeyim de gör Salim. Ölçtüm bakayım. 5 metre tül perde alsam yeter. Açık pembe alalım ha? Anneciğim açık pembe iyi mi? Sonra da 4 metrede yollu perde. Ben bir vitrinde görmüştüm, çok ucuz. Ha, sahi. Siz ne konuştunuz? Düğün gününü kararlaştırdınız mı? Evet canım. Hadi şimdi biz gidelim de seni evine götüreyim. Annem, hiç param yok. Bana 20 lira verir misin? Ay aman. Bugün sokaklar felaket. Çok sıcak. Sen mi geldin Nuri? Bak ne diyeceğim yo, sana. Önce ben diyeceğim. Al bak. Ne bu paket? Unuttun mu? Bugün evlenme yıl dönümümüz. Sana çorap aldım. Çok teşekkür ederim. Sonra bak. Bak şu kitaba. Bak. İlmi simya. Borca aldım. Biliyor musun bu kitaptan neyi öğreneceğim? Gümüşten bakırdan nasıl altın yapılacağını öğreneceğim. Koy o kitabı cebine. Salim geldi. Sonra bugün kahvede başka bir yargıçla konuştum. O arsa işi tamam dedi. Sana Salim geldi dedim. Salim mi? Neredeymiş dün gece? 2 kişi geldi. İki kişi mi? Arkadaşı mı? Hayır, karısı.
Anlamadım. Karısı mı? Evlendi mi? O ne zaman evlendi? Şimdi neredeler? Gelip elimi öpseler ya. Kızı evine götürdü. İyi be. Gelinimiz oldu ha. İyi. Ben kayınbaba oldum. Beni beklemek yok mu canım? Bekleselerdi. Gelinim kayınbabasını bir görseydi. Onlara bir düğün yapmak gerekiyor. Kaçırmış kızı. Düğün. En büyük gazinonun birinde dillere destan bir düğün. İnşallah ilk torunum oğlan olur. Biliyor musun ben oğlan çocuklarını çok severim. Sert olurlar, asi olurlar ama insanın soyunu, sopunu devam ettirirler. Biz karyolamızı buraya çıkarırız. Onlara da bizim odayı veririz. Şimdilik iyi bir bahçeli ev buluncaya dek. Yaşa be Şefika. Vallahi şu Salim çok akıllı bir çocuk. Bir gece ortadan kayboldu. Maşallah evlendi de geldi. Ama abisi İhsan... Yok canım onda iş yok. Aysel'in durumuyla bu kızın durumu aynı değil. Canım İhsan da yapsaydı aynını. Annemi de alırdık şuraya, salona. Ona da o odayı verirdik. Zavallı İhsan'ım gün geçtikçe sararıp soluyor. Dün Aysel'i görmüş, iyi bir isteyeni varmış. İhsan'a sormuş, ne diyorsun demiş. İhsan'ın boynunu bükmüş, hiçbir şey söyleyememiş kızın yanında. Ha şey, bir papyon kravat alayım mı Şefika? Papyon kravat mı? Papyon kravat ya. Salim'in düğününde takardım. Ben de şu düğünü gözümde büyütüyordum. Ne de kolay yaptık. Anahtar sendeydi değil mi? Bende. Of of. Ayaklarım. İki kez dans ettik halbuki. Şefika biliyor musun? İyi etmiş de şu papyon kravatı almışım. Düğünde hep beni gösterdiler. İşte şu papyon kravatlı oğlanın babası dediler. Sahi o limonata niye öyle şekersizdi? Sağ olsun İhsan'ım. O olmasa bu düğünü de yapamayacaktık ya. 3-5 kuruş avans aldı da çalıştığı yerde. Sahi İhsan nerede? O şey düğün bitmeden az önce ayrıldı. Gelirim demişti. Anahtar şu cebimdeydi ya. Babacığım şu cebinize bakmadınız. Salim'in düğünü böyle oldu. Ama hayır. İhsan'ınkini şahane yapacağım. Ne olur sus Nuri. Şimdi sorsam yine o arsa diyeceksin. Arsa ya? Tamam buldum anahtarı. Getiren taksiye şöyle yüklü bir bahşiş vermek gerekliydi. Şşt, Salim. Bak girdiler içeri. Bizi arkada bıraktılar. Ya. Hadi beni kucağına al. Çıkar şu iki merdiveni. Yok canım olmaz herhalde. Ölümü öp kucağına almazsan. Allah Allah. Şimdi bir yanım incir Sevgi. Ağırsın. Ama foto romanlarda filmlerde öyle oluyor. Gel bakayım. Aa, ninem uyanık. Uyanığım ya. Sizi bekledim. Düğünü de yaptık nineciğim. Düğünü de yaptınız. Ama şurada bir ninem de var. Onu da taksiler tutup düğüne götürelim demediniz. Düğün yaptınız da bir pastanızı mı yedin? Bir limonatanızı mı içtin? Limonata. Öyle şekersizdi ki. Şimdi aman şey anne. Aman küstüm Nuri küstüm. Seninle de küstüm. Ama biliyorum hep bu seyisin kızı kandırdı seni değil mi? Götürmeyelim annene dedi değil mi? Aa gelinle güvey geldi. Ay ne oldu oğlum bir şeyin mi var? Yok hiçbir şeyim yok anne. Öpeyim nine gelin oldum. Öp. Anam çok şey olmuş sanki gelin olmuş. Biz olmadık sanki bir kendi gelin olmuş. Öp. Sen de güvey oldun öyle mi? Güleyim bari. Anne. Ne annesi kız. Ne annesi. İşleri yok güçleri yok. Evlenip geçindirsin diye babalarının başına getiriyorlar hep. Salimciğim neden kaşların çatık sevgili? Benim mi? Yok. Gül şekerim gül bak benim gibi. Şuna bak somurtup duruyor ne olacak? Anası hiçbir şeyden memnun olmaz ki bunlar. Yağlıyız ocak karısı. Ekşi kuruk illi anası. Böyle de yatsın anne. Anne. Ne anne ne oluyor yapmayacağım işte.
Madem düğüne götürmediniz, oynayayım ben de burada seyredeceğim. Hadi ne duruyorsun? Allah'ım, sen sabırlar ver bize. Oynamazlarsa vallahi şuradan, nah şuraya gitme. Oğlum ne olur hadi oynayıverin. İyi ama anne biz şey miyiz? Tövbe tövbe. İki dönüverin oğlum, tatsızlık çıkmasın. Gitmem, oynayın hadi. Ay ben oynayayım nineciğim, istersen çift yeterli de oynayayım. Hadi. Mutlu olsunlar bakalım. Demek ki biz şimdi bu salonda yatacağız ha? Tut da şu somyeyi yana çekin. Dur. Şöyle. Ne o öyle parmağını havaya kaldırmışsın? Rüzgarın yönüne bakıyorum. Kapılar açılıp da ceryan yapınca biliyorsun ceryanda yatamam. Ha tamam, şurası iyi, çek. Tamam. Şu pijamayı da hiç sevmiyorum. Şöyle ipek fitilli bir pijamam olsa da ne bileyim ha, böyle bir pijama alsam kendime ne dersin? Paran varsa al tabii. Ha sahi, para dedin de yarın bana biraz para ver. Okudum İlmi Simya kitabını. Biraz asit şunu bunu almak gerekiyor. Biliyor musun Şefika? Oğlunu evlendiren bir babanın mutluluğu içindeyim. Bir ara söyledim gelinimize, ona elmas bir pantantif alacağım. Of of of, yine arsa işi değil mi? Ya yarın sevgi Salim'e söylerse baban bana elmas bir pantantif alacakmış derse, gör yine evdeki tartışmayı. O arsa en azından 400 bin eder. Şimdiki halde 400 kuruş bile değil. Hadi ben yatıyorum. Ben de yatıyorum. Yalnız yattıktan sonra benimle hiç konuşma. Çünkü istiyariye yatıyorum. Ha, sürahiye su koydun mu? Oh canım, bu gece de susuz yat. Hiç olur mu Şefika, hiç olur mu? İnsan boğulabilir. Bakayım. Tamam. Şimdi şöyle yüzü koyun, yatacaktım. Sağ elimle sol kulağımı yakalayıp sol elimi de baş altından parmağım yukarıda olmak üzere dikecektim. Allah aşkına şu kitabı okuyalı beri her gece bir çeşit yatacağım derken bana yatakta yer bırakmıyorsun. Bozdun. Şimdi baştan şekil alıp yatmam gerekiyor. Rüya görebilmek için. Peki peki, yat yat yat. Yat da arsanı kendinin olmuş gör. Yüzü koyun arsan. Yüzü koyun yat. Sağ elini sol kulağa. Sol kulağıyla baştan yukarı. Ne bileyim oğlum, istihare mi istifade mi ne diyor böyle, yatıyor bir zamandır işte. Yemek koyayım mı sana? Akşam da yememiştin de. Sağ ol anne, sağ ol. Kahve yapayım öyleyse. Sağ ol. Yalnız yapacaksan bir iyilik, babamın şu havaya dikilen kolunu parmağını yorganın içine koy. Tövbe tövbe. Peki peki peki. Düğün yerinden ayrılmışsın. Efkar bastı anacığım. Bıçak gibi bir şey saplanıyor sanki şurama. Burgu burgu saplanıyor. Biliyorum oğlum, biliyorum ama. Bugün yine gördüm Aysel'i. Ya. Yarın gece istemeye geliyorlarmış. Elimi tuttu, vedalaştık. Niye böyle ana? Niye böyle? Öf be, öf be. Hadi yat benim çileli anacığım. Yat da ben de gidip yatayım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Bozuldu. Bozulur ya, hakkı değil mi çocuğun? Yok canım, istihare bozuldu. Çünkü kafamı rüyadan ayırdı. Duydun mu konuştuklarını? Evet duydum. Eriyor oğlum, mum gibi eriyor İhsan'ım. Ona 200 bin lira vereceğim. Ona umut ver, umut, yaşama umudu. Ben ne yapabilirim ki Şefika? Şu arsa işi bir olsun. Ne olursun Allah aşkına bir daha şu arsa işinden bahsetme bana. Şimdi tamam, yatalım. Yüzü koyun. Sağ el, sol kulağı yukarıdan yakalayıp... Şefika! Şefika! Şefika, gördüm Şefika! Şşt, Şefika diyorum! Şefika diyorum sana, tamam gördüm işte, kalksana! Ne var? Gördüm, ne var? Gördüm diyorum sana! Şşt,
Şişt, yavaş, çocukları uyandıracaksın. Avukat böyle elimi sıktı. Tamam, davayı kazandık dedi. Hadi kalk, ne duruyorsun? İhsan'a haber ver. Ayşe'yi alacağım ona. Nur Bey gene bir rüya görüyorsun. Sana kazandık diyorum canım. Bak, dava dün bitti. Avukata telgraf çek demiştin. Tamam, telgraftan önce rüya işte haber verdi. Ne olur yat Nur Bey, yat Allah. Hayırdır inşallah. Kapıya baksana. Röpte şembörüm ver. Telgraf Şefika. Bittim be Şefika. Davayı kaybetmişiz. Nur Bey. Evlendiğinin sabahı işe gitti. Ne yapsın kızım, ekmek kapısı. Yarın yemeği ben yapayım ha? Olur mu hanım anneciğim? Tabii. Salimciğime kendi elimle bir güveç yapayım. Sahi anneciğim, Salim hangi yemekleri sever? Saat 12:10 var. 12'de evdeyim demişti. Saçımı başımı tarayayım. Ay aman Salim, sen dur. Saçımı başımı tarıyorum. Nermin gelen. Hoş geldin Nermin. Hoş bulduk. Salim benim en çok gözlerimi sevmiş. Sonra başıma taktığım kahverengi kurdeleyi. Ben o kurdeleyi bulup... Nasıl anne? Sevgi mi? Deli dolu bir kız ama çok iyi. Hep bana yardım etti. Sofrada çiçek. Hı-hı. Ben koydum. Bir kez evde koyayım demiştim. Babam ben dallı budaklı sofrada yemek yiyemem dedi. Kaldırın şunları dedi. Ay bu Salim'dir. Geldim canım. Geldim bir tane. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hayatım? İyiyim. İyi misin bir tane? İyiyim dedim ya. Hadi cicim sen elini yüzünü yıka, ben sana havlu tutayım. Hı? Hadi. Çok seviyor Salim'i. Babam nerede? Sabahleyin o telgrafı alınca... Ne telgrafı? Yok canım. Ben de neler saçmalıyorum yani. Bir yerden bir telgraf mı geldi? Yok canım, yok, hiç öyle bir şey yok. Sen şuraya otur hayatım. Al şu peçeteyi de. Ben peçete sevmem. Ama bu benim çeyizim. Sevmem. Peki. Bardağını doldurdum. Su iç. Niye? Hiç. Ninenin yemeğini unuttuk. Ver anneciğim, o tepsiyi ben vereyim. Nineciğim sana mamalar getirdim nineciğim. Nasıl anne? Sevgi mi? Çok iyi bir kız. Babasından çok çekmiş. Onun için belki de bir an önce evlenmek istemiştir. Hele birkaç gün daha geçsin aradan, eli iyice işe alışacak. Ay, vallahi ben çok sevdim bu nineyi. İki yanağından şapur şupur öptüm. O da benim saçlarımı okşadı. Allah Allah. Okşadı demek ha? Hayret. Eli eskimesin diye kendi saçlarını bile okşamaz o. Kanım ısındı sana kız dedi. Buyur nineciğim. Tuz yo, falan mı? Yok, ben şey için geldim. Kız, ben sevdim seni. Bu evde tek sevdiğim oğlumdurum. İkincisi sen olacaksın galiba. Sen bunlara hiç benzemiyorsun. Sana bu kutudan bir hediye vereceğim. Öte dur bakayım. Durdum nineciğim. Nineciğim niye? Niçin zahmet ediyorsun? Kız, fazla üsteleme vermem ha. Anne şuraya bak. Ninem hediye veriyor. Bakın ya, yoksa bugün güneş tersinden falan mı doldu? Vallahi anahtarı soktu. Kutuyu açıyor. Kız sakın buna verme ha. Bu Salim domuzuna verme. Götürür satar parasını kaz gibi. Löp 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 yutar. Amanın. Amanın. Hırsızlar. Ay hırsızlar. Müşevirlerimi çalmışlar. İçini taşlar doldurmuşlar. Hırsızlar. Müşevirlerimi çalmışlar. Yok, hiçbiri yok içinde. Kız sen çaldın. Sen kırıcan bastığını üzerinde... Yok vallahi yok. Nene dur, vurma kıza.
Anne baksana. Sen çaldın öyleyse. Hırsız! Sen çaldın. Ne şimdi de? Verin benim mücevherlerimi. İmdat! İmdat! Yetişin hırsızlar, mücevherlerimi çaldılar. Nineciğim. Çaldılar benim paracıklarımla düğünler yaptılar. Ama ben sizi sürüm sürüm kız. Sürüm sürüm uyuyacağım gözler. Sen çaldın. Vurma çocuğa, vurma vurma. Sürüm. Anne yapma artık. Dur be, dur be. Vurma annemi. Polislere götüreceğim. Anne yeter artık. Siz almadınız mı? Almadınız mı? İhsandır, öylesi ihsandır. O kıza yedirdi. İhsandır. Ne bu giyinti böyle? Şimdi. Gel oğlum, gel, iyi ki geldin. Ninenin mücevherleri çalınmış. Kutunun içine taş doldurulmuş. Çaldılar. Çaldılar, sen çaldın, sen çaldın. Çek sopanı be. Sen çaldın. Yapma, yapma. Seni mahvedeceğim, mahvedeceğim. Ben çaldım. Mahvedeceğim. Ben çaldım, iyi ettim işte. Ne? Sen mi? Niye yaptın bunu İhsan? Nasıl olsa bir yararı yoktu ki. Götürdüm, sattım. Bak, cebim para dolu. Aman, bu parayla da evleneceğim. Aman ne diyorum. Bayılmadan ölmeden karakola gideyim bari. Aman süründüreceğim seni. Ay, ay. İmdat. Kaç beni, şimdi polis gelecek. İhsan, hemen git onları al gel. Yok be anam, ben niye alayım? Ama kim almışsa ellerini öperim. Peki niye öyleyse öyle dedin ninene? Anacığım be, benim derdim zaten kendime yetiyor. Bir de tutmuş bastonla kafama vurunca... Ay baksana Salim, kafamın şurası fındık gibi şişmiş. Hadi öp de geçsin. He? Şefika! Şefika! Babam! Aysel! Abi bak Aysel! İhsan! Aysel! Gözlerime inanamıyorum. Baban geldi! Baksana paraya bak. Baban verdi. Ben verdim ya. Al bakalım oğlum. Bu da senin. Fazla tutmadı. 210.000, 105.000'i birinize, 105.000'i birinize. Demek sen. Anneni görmedin mi? Yok, hayır. Karakola gitti. Niye yaptın Nuri Bey? Her zaman bunlar senin demez miydi? Derdi ama hiç olur mu Nuri Bey? Şimdi çocuklarıma hiçbir şey vermedim onlara. Yakala oğlum. Yakala polis oğlum. Yakalayacağız nene. Yakalayacağız. Dur. İşte. Hepsi burada. Yakala topunu götür. Mücevherleri kim almışsa onu götüreceğiz. Oğlum Nurim. Nurim nerelerdesin Nurim? Benim mücevherlerimi çaldılar. Kutumun içine taşlar doldurdular. Onları ben aldım anne. Yok. Nuri. Olmaz. Olmaz, inanmam oğlum. Ben aldım anne. Sen mi aldın? Al nine. İşte. Nine. Kucağına koydum. Al, ben de koydum. Bunlar ne? Para. Para. Ay benim mücevherlerim. Kağıt mı oldu? Hadi bakalım, yürüyün Nur Bey. Dur, dur, polis efendi, dur oğlum. Nereye gidiyorsun? Nine, sen şikayetçiyim demedin mi? Ben, tövbe tövbe. Ben mi dedim şikayetçiyim diye? Yoo, ben öyle bir şey asla, katiyen, katibeden söylemedim. Hadi yavrum, sen git polis yavrum. Biz kendi aramızda hallederiz yavrum. Hadi demek gitsin. Kimseden şikayetçi değilsin. Aa, ne şikayetçiymiş. Ay, onu da nereden çıkardın? Peki, ay, iyi ya. Ay demek mücevherlerim gitti. Peki ben şimdi ne yapayım bu kağıtları? Alın hepsi sizin olsun. Ne? Büyük anne. Abi. Çekil kız, çekil. Sanki ben odamın yolunu bilmiyor muyum? Terbiyesiz. Müzik
Muzaffer İzgün'ün radyo için yazdığı Düş adlı oyunu dinlediniz.